28 Mayıs 1866 yılında Pensilvanya'da küçük bir kömürcü kasabası kurulmuştu. Adı da Centralia'ydı. 27 Mayıs 1962 gününde yetkililer 28 Mayıs'ta gerçekleşecek kuruluş günü etkinlikleri için hazırlıklar yapıyorlardı ve kasaba çöplüğünde bulunan çöp yığınlarının kaldırılmasını talep etmişti. Bunun da en kolay yolu tabii ki çöpleri yakmaktı. Bu küçük kasabanın çöplüğü artık eskisi kadar rağbet görmeyen terk edilmiş kömür madenlerinin üzerine kurulmuştu. Gün geldiğinde çöpler yakılırken o ateş yerin altında bulunan labirent biçimindeki kömür cevherlerine de ulaştı. Burada bulunan kömür her zaman yanıyor ve etrafı oldukça yüksek bir derecede ısı, is ve karbonmonoksit saçıyordu. Halk yıllarca yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiyeciler gidip alevlerin üstlerine sular sıktılar. Ateşi boğmaya çalıştılar. Fakat bütün bu hareketler sonuçsuz kaldı. Buradaki yangın 16 yıl boyunca devam etti. Bu süreden sonraki geçen yıllarda kasabanın her tarafında ısıdan dolayı maden tünellerine delikler açıldı, yarıklar ortaya çıktı. Zeminler o kadar fazla ısınıyordu ki bazı yerlerde 482 dereceyi bulan sıcaklıklar ortaya çıkıyordu. Hatta ısıdan dolayı evler eğiliyordu. 1980'li yılların daha en başında 12 yaşındaki bir çocuk burada yanan bir obruğun içine düştü ve bundan dolayı yangını söndürmek için daha fazla efor sarf ettiler ve maalesef bu da sonuçsuz kaldı. Bu olaydan bir yıl sonra 1983 yılında artık insanlar bu kasabayı terk etmeye başlamıştı ve sonuç olarak korku filmlerini aratmayan hayalet bir kasabaya dönüştü. Günümüzde ise bu yer artık eskisi kadar sıcak değil. Çünkü zemindeki ısı artık daha derinlere, daha diplere ilerledi. Toksik gazlar hala yayılmaya devam ediyor. Fakat daha olayın ilk yıllarında olduğu kadar duman gözükmüyor. Uzmanlar tahmin olarak yangının alevlerin önünde yıllarca tüketebileceği yakıtları düşünerek en az 50, en fazla da 250 yıl içinde söneceğini söylüyorlar. Bu kasabada artık çok az ev var ve 2018 yılında yapılan sayımlara göre burada sadece 11 kişi yaşıyor.